mi devam edeceksiniz, Türkçe mi? Bir dakika şu gelsene bir yavrucuğum. Türkçe devam edecek ama O zaman İngilizce. İngilizce mi Türkçe mi ne var? Biz Türkçe zorunda. konuşacağım efendim. Tamam, tamam hocam. O Ama zaman metinden. anladım, anladım. Söyleyeyim arkadaşlar. Sorry for the Turkish sentences. She's going to present in Turkish, but the whole presentation written in English. I hope you can follow the English words and sentences from the presentation. Okay. Teşekkür Hocam ederim. devam edebilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. İnsanoğlu eski çağlardan beri gökyüzünü hayret ve hayranlık duygularıyla seyretmiştir. Antik uygarlıklar gökyüzünde bulunan yıldızları ve diğer bazı gök cisimlerini yaratıcı olarak algılarlar. Bu gök cisimleri gözlemlemek için yüksek yapılar, tapınaklar inşa ederler. Bu tapınaklar insanlığın ilk rasathaneleri olarak düşünülebilir. Tarımcılık, zamanı belirlemeye ve bu çerçevede faaliyet göstermeye ihtiyaç duyurur. Nehirlerin taşma zamanını, tohumun toprağa düşme dönemini ve hasat mevsimini bilme ihtiyacı astronomi bilgisine ihtiyaç duyurur. Ticari ilişkilerdeki alma verme hesapları da zaman tespitini gerekli kılar. Bütün bu sebepler zamanı periyotlara ayırmayı yani takvim oluşturmayı gerekli kılar. Ay ve güneşin konumlarından hareketle zaman belirlenmeye çalışılır. Ayrıca gece yolculuklarında yön ve yer bulabilme ihtiyacı duyulur. Yıldız konumlarından hareketle yön bulma yoluna gidilir. Bu gereklilik de gökyüzüne olan ilgiyi artırır. Ayrıca tarih boyunca gök cisimlerinin konumları ile gelecek arasında bağlantılar kurulur. Astroloji dediğimiz bir çeşit yıldız falıdır. Bu alanda astronomi ilminin gelişmesine vesile olmuştur. İslam öncesi dönemde Arap ülkelerinde gökyüzünün durumu ve yıldızların hareketlerinden yola çıkılarak meteorolojik konularda ilgili yorumlar yapılır. Mevsimleri belirlemek ve geceleyin çölde yön bulmak maksadıyla sabit yıldızlar gözlenir. Bazı yıldızlara da tapınılır. İslam medeniyetinde dini, zirai, ticari ve sosyal hayatın akışındaki düzeni sağlamak adına matematik bilimlere ve astronomiye ihtiyaç duyulur. İbadet zamanlarının ayarlanması, kıblenin tayini, Ramazan da dahil dini ve siyasi açıdan önemli olan ay, gün ve yılların tespiti takvim bilgisine ihtiyaç duyurur. Ayrıca gemilerin rotasını ve hedefini tayin, mesafe ölçümü gibi konular astronomi, geometri, trigonometri bilgisine sahip olmayı icap ettirir. Bu maksatla yapılan gözlemlerin değerlenmesi için matematik ve küresel trigonometri, fizikte kırılma kanunları gibi gök cisimlerinin hareket sistemleri ve denklemleriyle temel ışık kanunları konularında derinlikli çalışmalar yapılır. Eski Yunan, Mısır, eski Hint ve Bizans gibi uygarlıklarından alınan miras geliştirilir. Bu maksatla birer akademi hüviyetindeki rasathaneleri kurarak bu faaliyetleri kurumsallaştırırlar. Ama numaraları bilmem, görmem lazım. Çünkü numaralara göre gidiyorum. Tamam, şimdi oldu. Evet.
Müslüman elim adamları 8. ve 9. yüzyıllarda antik medeniyetlerde kaleme alınmış birçok ilmi eseri Arapçaya tercüme ederler. Özellikle Abbasiler döneminde Harun, Reşit, Memun, Mansur gibi halifeler ile diğer devlet adamları ve ileri gelen aileler hem ilim adamlarını hem de ilmi faaliyetlerini maddi ve manevi anlamda desteklerler. Halife Memun döneminde 830 yılında Bağdat'ta Beytül Hikme adıyla bir bilgelik evi kurulur. Çeşitli ülkelerden toplattırılarak getirilen eski Mısır, Mezopotamya, Grek ve eski Hint medeniyetine ait eserler bu akademide bir heyet tarafından Arapçaya tercüme edilir. Hintli astronom Brahma Gupta'nın Sanskritçe yazılmış Siddhanta adlı eseriyle Aryabhatiya'nın Aryabhata adlı eseri Arapçaya tercüme edilir. Burada Abbasi Kütüphanesi'nden bir görünüş var. Burada yine Bağdat'taki ilmi faaliyetler, çalışmalarla alakalı bir bilgi var. Burada Beytül Hikme'nin resmini görüyoruz. Batlamyus malum bir astronom aynı zamanda ve El Mecisti adlı bir eser var. El Mecisti Arapça'ya çevrildikten nice sonra tekrar Latince'ye tercüme edilir. Evet, bütün bu faaliyetler İslam dünyasındaki matematik ve astronomi çalışmalarının temelini oluşturur. Müslüman bilim adamları uzun vadeli bir tercüme faaliyeti neticesinde antik kaynaklardaki mevcut bilgi birikimini önce devralır, sonra özümser ve daha sonra da eleştiriye tabi tutarlar. Harun Reşit döneminde Batlamyus'un El Mecist adlı kitabı 8. yüzyılın son çeyreğinde El Mecist adıyla Arapçaya tercüme edilir. Daha sonra bu eser Almagest adıyla Arapçadan Latince'ye çevrilir. Bu kitap Halife Memun döneminde astronomi alanında temel eser olarak kabul görür. Burada bir minyatür var gördüğünüz gibi. Buradaki ilmi çalışmalar, farklı alanlardaki ilmi çalışmalar görünüyor. Burada bir astronomi aletiyle karşı karşıyayız. Bu alet pirinçten yapılmış bir alet. Evet, Şemmasiye gözlemevi 828. Biraz aşağıya çekebilir miyim? Evet. 828, 829, 830 bu tarihler ihtilaflı. Yani 9. yüzyılın başlarında Bağdat'ta Abbasi halifesi Memun döneminde devlet eliyle ilk gözlemevi kurulur. Daha önce tapınak olan bir bina gözlem evine dönüştürülür. Aynı rasathanede Batlamyus'un El Mecist adlı eseri incelenir. Memun bu kitapta bulunan azimüt kadranı ve yükseklik ölçmek için kullanılan aletler gibi aletler yapılmasını ister. Sistemli ve programlı ekip çalışmaları yapılmaya başlanır ve Beytül Hikme ile yani Memun'un kurduğu akademi ile bu rasathane eş zamanlı olarak çalışır ve ilim adamları yıldızları gözlemleyerek bir ziç yani yıldız haritası hazırlarlar. Bu gözlem evinde dünyanın yarı çapını ölçme çalışmaları gerçekleştirilir ve o devirde ekliptik eğilimini 23 derece 33 dakika değerinde bulur. Günümüzde bu değer... Yukarı çıkarmaya çalışıyorum. Günümüzde bu değer 23 derece 20 dakika olarak tespit edilmiştir. Evet, Şemmasiye gözlemevi ile ilgili biraz daha bilgi verelim. El Harezmi burada çalışan ilim adamlarından biridir. Onun hazırladığı gezegen yerleri ve dolanım süreleri ile ilgili cetveller daha sonraki 200 yıl boyunca yaygın bir biçimde kullanılır.
Rakka ve Tedmur'da ölçümler yapılır. Bu ölçümler sonucunda 1 derecelik meridyen yayı 561/4 mil olarak bulunur. Meridyenin 1 derecelik açısı 111.814 metre olarak ölçülür. Gerçek değer ise 110.938 metredir. Yani bu iki değer birbirine çok yakın. Batlamyus'un ileri sürdüğü fikirler eleştirilir. 21 sabit yıldızın koordinatları çizilir. Mekke'nin eylem, Mekke Müslümanlar için önemlidir. Kıblenin tayini açısından Mekke'nin eylem ve boylamı ile Bağdat'ın kıble yönü belirlenir. Abbasi halifesi Memun döneminde yapılan yer ölçüm çalışmalarına katılan Fergani, yerin çevresine 20.400 mil, yani yaklaşık 40.253.700 metre olarak verir. Bu gerçek değer modern ölçümlere göre 40.120.000 metre değerindedir. Yani bu iki değerin yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fergani'nin bulduğu bu değer daha sonra Christoph Kolomb tarafından kullanılır. Evet. Halife Memun, Kasyun gözlemevi, Şam'da Kasyun Dağı'nda bulunan Deir Murran Manastırı'ndan dönüştürmek suretiyle bir rasathane kurar. Daha önce söyledik, eski tapınakların rasathaneye dönüşmesi, burada da böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Şemasi ve Kasyun gözlemevleri birbirine bağlı olarak çalışır. Bu gözlemevinde 5 metre yüksekliğinde bir güneş saati ve dikey olarak duran demir bir sütun, ark üzerinde kayan bir aksesuar parçası olan bir duvar kadranı bulunur. Bu kadrandan güneşe bakan bir delik açılır. Batlamyus, Hiparkos gibi diğer astronomların eserleri incelenir. Burada ay ve güneşin bir senelik rasatları kayıt altına alınır. Aslan takım yıldızı ile ilgili gözlemler yapılır. Bu iki gözlem evinde ekliptik ve ekvator arasındaki eğim hesaplanır. Yapılan çalışmaların sonuçları Zici Mumtahan adlı bir katalogda toplanır. Bu faaliyetler ne yazık ki Halife Memun'un vefatından sonra devam etmez. Evet. Beni Musa kardeşler diye bir baba ve üç oğlu var. Bu baba bu dönemde aslında eşkıyalık yapan Musa bin Şakir üç oğluyla birlikte Bağdat'a yerleşir ve Halife Memun'un hizmetine girer. Bu üç kardeş Beytül Hikme'de genellikle eski Yunan kaynaklarını Arapça'ya tercüme ederler. Dicle Nehri yakınlarındaki kendi evlerinde bir seri gözlemler yaparlar. Küfe'de jeodezik gözlemler yaparlar ve bunlar bir meridyen yayının 360 derece dünyanın çevresinin 38.400 kilometre, bugünkü değeri 40.075 kilometre olduğunu tespit ederler. Burada bir başka gözlemevi Rakka gözlemevidir. Rakka gözlemevi 13. yüzyılda kurulmuş özel bir gözlemevidir ve burada bilim insanı Battani Rakka'da Fırat Nehri yakınında özel bir gözlemevi kurar. Batı dünyasında Albertanius veya Albertanius olarak adlandırılan Battani 887-918 yılları arasında bu gözlem evinde gözlemler yapar. Bu arada ayın kraterlerinden birine onun adı olan Albertanius adının verildiğini hatırlayalım. Güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini gözlemler ve yörüngelerini doğru bir biçimde belirlemeye çalışır. Çalışmalarını Zici Sabi adlı astronomik tabloda toplar.
Bu dişte ekvatorun enlem ve boylam dairelerinin boyları ile iki boylam arasındaki mesafelerin ölçüldüğü görülür. Rakka gözlemevine devam ediyoruz. Bu gözlemevinde Bağdat'ın enlemi 33 derece 25 dakika. Bugünkü değeri 33 derece 19 dakikadır. Mekke'nin enlemi 21 derece 40 dakika. Bugünkü değer 21 derece 30 dakika. Rakka'nın enlemi 36 derece 01 dakika. Bugünkü değer 35 dakika derece 57 dakika olarak hesap edilir. Ve 23 Ocak 901 yılında Antakya'da güneş tutulmasını, 2 Ağustos 901 yılında ay tutulmasını inceler. Ayın tutulma dairesinin eğimini hesaplar. Yeni ayın tespiti konusunda yeni bir metot ortaya koyar. Battani'nin rasathanesinde astrolog, gronom, yatay ve düşey güneş saati, küre, paralaktik cetveller, yarı çapı bir metreden büyük bir duvar kadranı bulunur. Batlamyus'un rata hatalarını belirler Battani. Güneşin apoje ve perije yörüngesinin noktalarının durağan değil, hareketli olduğunu tespit eder. Yine özel gözlemevlerinden biri Dineveri'nin gözlemevidir. Dineveri 9. yüzyılda İran'a bağlı Dinever'de doğar. Basra ve Küfe'deki çeşitli akademilerde ilim tahsil eder. Evinin çatısında bir düzenek kurar ve burada gözlemler yapar ve bu gözlem sonuçlarını Kitab-ül Enva'da toplar. Kitapta Arap dünyasındaki gökyüzü, rüzgarların esmesi, mevsimler ve zaman konusundaki bilgiler yer alır. Sabit bir yıldız grubu olarak anlatılan saman yolu ayrıntılı bir şekilde tasvir edilir. Evet, Ebu'l-Fazl İbnül Amid'in gözlemevi 9. yüzyılda İran'ın Kum şehrinde doğan İbnül Amid, Rey'de kerpiçten bir gözlemevi kurar ve üzerine de rasat aletlerini yerleştirir. Buraya El-Hazin gelir ve Amid'in himayesine girer. El-Hazin başta Batlamyus olmak üzere önceki astronomların eserlerini inceler. 950 yılında El-Hiravi adı ile bilinen başka bir astronom ile birlikte bir duvar kadranı kullanaraktan Rey'in 33 derece 25 ekliptik eğilimini ölçer. 960 yılında İbnül Amid'in emriyle Horasan'da bu şehrin enlemini bulmaya çalışır. 970 yılında Edesa yani Urfa, Harran'da yeni bir ekliptik eğikliği ölçümü çalışmasına katılır. El-Hazin, Zatü's-Safai ve Kitab-ül Mesail-i'l-Adediyye adlı eserler kaleme alır. Hiravi'nin bulduğu gibi Rey'in enlemini bulur. Rey ile Bağdat arasındaki boylam farkını hesap eder. Fakat bu çalışmalarını Rey'de gerçekleştirdiği konusundaki bilgiler net değildir. Ebu'l-Vefa Buzcani, kısaca Buzcani'nin Bab-ı Tip gözlemevinden bahsedeceğiz. Buzcani 975-985 yıllarında Bab-ı Tip'inde bireysel olarak rasat çalışmalarını gerçekleştirir, eksen eğikliğini ölçer ve 23 derece 35 dakikalık bir değer bulur. Bağdat'ın enlemini 33 derece 25 dakika olarak bulur. 987 yılında Bağdat'ta yapılan ölçümler neticesinde 23 derece 37 dakikalık bir değere ulaşır. Şerefüddevle Gözlemevi'nde rasat çalışmaları yapar. Bu çalışmaları Buzcani Bağdat'ta Biruni el-Harazm'de yapar ve iki bölge arasındaki yerel saat farklarını bulurlar. Ayrıca sonbaharda ekinoksların ölçülmesi ve mevsimlerin uzunluğunun tespit edilmesi çalışmalarını da yaparlar. Buzcani, astronomi alanında Ez-Zicü-Şamil ve Kitab-ül Kamil adlı eserleri kaleme alır.
Bu Veyhoğullarından Şerefüddevle 983 yılında Bağdat'ta tahta oturur. Bağdat'ta sarayının bahçesinde kendi adıyla anılan bir gözlem evi inşa eder. 988 yılında bir ekiple beraber Güneş'in Yengeç Burcu'na girişini gözlemler. 3 ay sonra yapılan ikinci rasatta Güneş'in Terazi Burcu'na girmesini gözlemler. Bu gözlem evleri diğerlerinden farklı olarak mali bir örgütlenmeye sahiptir. Yani ekonomik anlamda kendisini rahatlatacak bir potansiyeli vardır. Evet, bir başka özel gözlemevi Sabit bin Kurra gözlemevi 836 yılında Harran'da yani Urfa'da dünyaya gelir, Bağdat'a gelir, Musa bin kardeşleriyle beraber çalışır ve Abbas halifesi Mutazid döneminde sarayda müneccim olur. Yani yıldızlara bakarak geleceği söyler. Halife Memun döneminde astronomi tarihinde Batlamyus sistemini ilk defa düzeltme çalışmaları yapar. Güneşin yerden yüksekliğini ve güneş yılının uzunluğunu belirler. Ve güneşin hareketleri hakkında açıklayıcı bilgiler verir. Ekliptik eğimindeki değişimleri presesyonla yani dünyanın yalpa hareketiyle 25.800 yılda tamamlandığını söyler. Dünyanın dönüş ekseninde yalpalayarak kutuplar çevresinde ağır ağır dönerek uzayda oluşturduğu dairesel hareketi ifade eder. Bu hareketi ahenkli bir hale getirme girişiminde bulunur. Sabit yıldızların ileri geri hareket hipotezini savunur. Ve İslam kültüründe matematiksel astronomi geleneğinin kurulmasına ortam hazırlar. Evet, İsfahan'da kurulan, bugünkü İran sınırları içinde olan Melikşah gözlemevi. Selçuklu Sultanı Melikşah 1074 yılında Ömer Hayyam'ı İsfahan'a davet eder ve onu sarayında müneccimbaşı makamına getirir. İsfahan'da Melikşah gözlemevi kurulur. Bu gözlemevinin masrafları Melikşah ve veziri Nizamülmülk tarafından karşılanır. Bu gözlemevi Yezdücert yani İran Farisi takvimini yeniden düzenler, zirai çalışmaları düzenlemeyi kolaylaştırmak, yıllık gelirlerin, vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamak, yine yılın çeşitli dönemlerinde yapılan idari işleri gerçekleştirmek için bu gözlemevi açılır. Melikşah devrinde İran coğrafyasında Yezdicert takvimi kullanılır. Bu takvim Julian takvimine göre 4 yılda bir gün geriler. Evet, Melikşah gözlemevi Ömer Hayyam başkanlığında 8 kişiden oluşan bir ekiple çalışır. Bu isimlerden Hayyam ile İsfizari'nin her ikisi de birer Arşimet terazisi yaparlar. 1092 yılında Melikşah'ın ölümüyle bu çalışmalar son bulur. Bu birimde tunçtan yapılmış dünya küreleri, gök küreleri, su saatleri, kum saatleri, pozisyon astronomisinde bulunan küresel üçgen problemlerini çözmeye uygun usturlaplar, safihalar, iki yıldız arasındaki açısal uzaklığı ölçmeyi sağlayan goniometrik aletler gibi aletler bulunur. Bu gözlemevinin kütüphanesinde Batlamyus, Harzemi, Battani, Biruni ve İbni Yunus gibi isimlerin astronomik tabloları yer alır. Evet, burada Ömer Hayyam, İsfahan Gözlemevi'nin başkanı 18 yıl boyunca başkanlığını yapar. Burada Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları ve bu sınırlar içindeki Bağdat, İsfahan, Rey gibi kültür merkezleri söz konusu. Evet, İsfahan Melik gözlemevi ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Ömer Hayyam, güneşin görünen boyutu, dünyanın merkezinden istikametler, bir derecelik yayın değeri, ekliptiğin eğimi,
account problemi ve enlemde hareket gibi konularda Vatlamyus'u eleştirir ve yeni teklifler getirir. Bu rasatlar sonucunda Güneş Yılı esasına dayanan ve Sultan Melikşah'ın Celaleddin lakabına atfen yeni bir takvim olan Celali Takvim üretilir. Celali Takvim'e göre 21 Mart 1079'dan itibaren yeni bir tarih başlangıcı kabul edilir. Güneş yılı esasına dayanan bu takvimin yıl uzunluğu 360.2424 gün olarak tespit edilir. Yıl uzunluğu olan 365.2424 gerçek yıl süresi olan 365.2422'den çıkarılacak olursa yanılma payı 0.002 gün olur. Bu durumda Celali takvim gerçek yıl süresinden bir yılda 0.002 gün, 5.000 yılda bir gün, 10.000 yılda ise iki gün geri kalır. Yani 5.000 yılda bir günlük bir hata payı ihtiva eder. Devam edelim. Bu takvim 1582 yılında hazırlanan ve günümüzde birçok ülke tarafından kullanılan Gregorian takviminden daha doğrudur. Çünkü Gregorian takviminde hata yaklaşık 3300 yılda bir gündür. İsfahan gözlemevinde Zihçi Melikşah adını taşıyan 100 sabit yıldızın 1079 yılında indirgenmiş konumlarını belirleyen ve koordinatlarını içeren bir Melikşah astronomisi tablosu hazırlanır. Evet, İsfahan Melikşah gözlemevine devam ediyoruz. Celali takvimi hicret ile başlamaz. Bu sebeplerle diğer Müslüman ülkelerle ilişkilerde aksaklığa yol açar. Melikşah döneminden sonra kullanılmaktan vazgeçilir ve tekrar hicri yıla dönülür. Evet, 1911 yılında İran parlamentosunda Celali takvimi resmi takvim olarak kabul edilir. Ancak bu takvim çok uzun süre kullanılmaz. 1925 tarihinde İran parlamentosu aldığı yeni bir karar ile Celali takvimi uygulamadan kaldırır. 1840 yılına kadar Osmanlı Devleti tarafından kullanılan takvim yerini sırasıyla Rumi ve 1926 yılında miladi takvime bırakır. 1092 yılında Melikşah'ın ölümüyle gözlemevindeki çalışmalar son bulur. El-Eftal Şehinşah'ın gözlemevi, bu Mısır'da Fatimi Devleti veziri olan El-Eftal Şehinşah tarafından Kahire'de, yani Fustat eski adıyla kurulur. Onun yerine geçen El-Memun El-Batai de astronomiye ilgi gösterir ve Rasathane'yi Babel Nasr'a, burası Kahire'deki bir yer, taşır. Yapılan gözlem çalışmalarını El-Memuni tabloları adıyla toplatır. Bu gözlem evinde bir yıl boyunca gezegenlerin günlük konumları ve hareketleri gözlenir. Güneş ve ay tutulmaları hakkında bilgi verilir. R gözlemevi, Veyhoğullarından Fahrü Devlet zamanında R'de, bu Tahran'ın güneyinde bir yer, Cebel Tebrük Dağı'nda bir rasathane kurulur. El Hücendi, Es-Süs-Sül Fahri adlı bir alet icat ederek gün dönümlerinde güneşin yüksekliğini ölçmeye çalışır. Bu alette dakikaların değil, saniyelerin bile tespit edildiğini söyler. El-Hücendi, R'in enlemini hesaplar, 35 derece, 34 dakika, 39 saniye değerini bulur. El-Hücendi, Rasat çalışmalarının Zicel Fahri, yani astronomi el kitabı adlı astronomi şeklinde toplar.
sinüs teoremini rasat çalışmalarına uyarlar ve bu teoreme Kanunül Heye adını verir. Hatta Sauchy sinüs teoremini ortaya atan ve ilk defa ispatlayan kişinin El Hücendi olduğunu söyler. El Hakimi, El Mukaddem gözlemevi, bu yine biraz önce bahsettiğimiz gözlemevi ama burada başka bilgiler de veriyoruz. Mukaddem Dağı'nda kurulur, bu gözlemevinde rasat çalışmaları yapılır. İbn Yunus ilk defa bir mekanik saat icat eder. Bu gözlem evinde azimüt dairesi, zatel halak yani çemberli küre ve çok büyük bir usturlap bulunur. İbn Yunus bu dağda Venüs gezegenini gözlemler. 977-978 yıllarında ortaya çıkan güneş tutulmalarını rasat eder. Güneş abojesini 86 derece 10 dakika, ekliptik eğitimini ise 23 derece 35 dakika olarak tespit eder. Astronomik problemleri trigonometri vasıtasıyla çözer. İbn Yunus bu çalışmalarının sonuçlarını Zici el-Kebir el-Hakim adı altında toplar. Bu eserin ilk bölümünde İslam Pers sonuçlarını Zicel Süryani ve Kıpti takvimlerini gösteren tablolar bulunur. Zic'de 1000 yılında meydana gelen 40 tane gezegen kavuşumu ile 30 tane ay tutulumu hakkında bilgiler verilir. Dakik verilgiler çizelgeler halinde ortaya konulur. Dini gün, bayram ve namaz vakitlerinin dakik olarak belirlenmesi için güneşin ve ayın görünür hareketleri, konumları ve hilal durumları kesin bir şekilde ortaya konulur. Hamedan gözlemevi, İbn Sina 11. yüzyılda kurar bu gözlemevini. İsfahan emiri Alaaddin Devri'nin arkadaşıdır. Bir gün ona eski astronomik tabloların yetersiz ve eksik olduğunu söyler. Alaaddin Devle ona yeni astronomik tablo hazırlamak üzere Hamedan'da bir gözlem evi kurdurur. İbn Sina öğrencisi Cüzcani ile birlikte çalışmalara başlar. Cüzcani ile birlikte azimut ve yükseklik ölçen bir araç yaparlar. Bu gözlem evinde herhangi bir zicin hazırlandığına ilişkin bir bilgi yoktur. Bu aracın bir kısmı günümüzde kullanılan mikrometreye yani iki gök cismi arasındaki çok küçük açısal konumları ölçmeye yarayan bir aygıt ki bu 1670 yılında icat edilmiştir. Benzer azimut halkasının çapı buradaki 7 metre konumundadır. Bu alet açı ölçüsünde çok büyük bir dakiklik sağlar. Bu gözlem evinde dediğim gibi herhangi bir zicin hazırlandığına dair elimizde bir bilgi yoktur. Cacabey Medresesi Selçuklu döneminde Keyhüsrev zamanında Kırşehir'de 1271-1272 yıllarında kurulur. Bu aynı zamanda bir astronomi yüksek okulu olarak da hizmet verir. Semerkant gözlemevi 15. yüzyılda Türk hükümdarlarının idaresi altında Semerkant ile çevresindeki Türk şehirleri zaten ilim yuvası haline getirilmiştir. Oralarda kurulur. Semerkant Medresesi 1421 yılında tamamlanır. Uzun yıllar bir bilim merkezi olarak hizmet verir. Aynı yıl Ulu Bey, Semerkant Medresesi'nin bir devamı niteliğindeki Semerkant Gözlem Evi'ni kurar. Bir tepe üzerine kurulur. 23 metre çapında, 30 metre yüksekliğinde, silindir biçiminde bir bina konumundadır. Gözlem evinde yapılan gözlem araçları o döneme kadar görülenlerin en zengini ve en gelişmiş olmak özelliğini taşır.
burada Ulu Bey ve çalışmalarıyla ilgili bir resim bu. Yine Ulu Bey'in bir resmi. Timur İmparatorluğu ve Semerkant görüldüğü gibi. Zaten sadece Semerkant değil, Herat, İsfahan, Buhara, Kaşgar, Bağdat, Musul, Şam, pek çok şehir birer ilim merkezi konumundadır. Semerkant Gözlemevi'nde Kadızade Rumi, Ulu Bey'in yanı sıra gibi isimler çalışır. Yine bu bir minyatür. Ali Kutçu bir öğrencisine Fatih Sultan Mehmet döneminde bir öğrencisine ders veriyor. Burada Semerkant Gözlemevi gördüğünüz gibi. Burada Semerkant'ın gözlemevinde bir resim. Semerkant Medresesi ve gözlemevi son derece ihtişamlı bir yer. Gördüğünüz gibi şunu, evet, gözlemevinin kapısı. Burada usturlap dediğimiz alet. Ulu Bey'in Zici Ulu Bey adıyla ortaya koyduğu astronomi tablolarından bir görünüş. Yine Ulu Bey bir ders sırasında. Bu çalışmalarda 48 eserde 48 takım yıldız ele alınıyor ve 1028 yıldızın yerleri tespit ediliyor. Bu eserde farklı takvimlere göre güneş, ay ve gezegenlerin konum ve hareketlerini hesaplamaya yarayan coğrafi ve trigonometrik çizelgeler yer alıyor. Bu zişteki veriler Zici İlhani'nin tersine yeni gözlemler yapılarak hesaplanıyor. Aynı şekilde trigonometrik çizelgeler için Zici İlhani'de İbn Yunus ve El Biruni gibi öncülerin çizelgeleri kullanılmasına rağmen Ulu Bey Zici'nde bu çizelgelerde yeni teknikler ve daha dakik temel değerlerle yeniden hesaplanma söz konusu. Yakın zamanda Ulu Bey'in yıldız kataloğunda yer alan 1000 kadar yıldızın enlem ve boylam koordinatları Hollanda'da Nijmegen ve Utrecht Üniversitesi'ne bağlı araştırmacılar tarafından elektronik ortama aktarılıyor. Burada Ulu Bey Zici'nin bir sayfası. Evet, Ulu Bey. Bu Ulu Bey'in bir heykeli. Evet, Meraga Rasathanesi'nden bahsedelim. 13. yüzyılın ikinci yarısında Moğolların sınırları çok genişler. İran bölgesinin idaresine Hülagü Han tayin edilir. Hülagü Han, Urmi Gölü'nün doğusunda ve Tebriz'in güneyinde bulunan Meraga'yı başşehir olarak kullanır ve bu dönemde bir astronom olan Nasreddin-i Tusi'yi himayesi altına alır. Bu gözlemevini en iyi rasat aletleriyle donatır ve 400 bin el yazması bulunan bir kütüphane oluşturur. Tusi'nin icat ettiği alet bugün kullanılan Teodolit aletinin daha basit bir örneği olup semt ve yükseklik tayininde kullanılan Torgetum adlı alettir.
burada Tusi, Nasrettin Tusi. Evet, Nasrettin Tusi'nin Tusi çifti denen aleti. Burada Usturlap, Nasrettin Tusi tarafından yazılmış Usturlap kitabı. Burada bir minyatür, Meraga Matematik Astronomi Okulu'ndaki bir çalışmayı gösteriyor. Burada Meraga Astronomisi, gözlemevi, modern astronomiye giden yolun yapı taşlarını kuruyor. Burada yine bu rasathanede çalışan, gözlem evinde çalışan Kutbettin Şirazi adlı bir başka ilim adamı söz konusu. Tebriz gözlemevi, İlhanlı hükümdarı Gazan Han Tebriz'i başşehir yapıyor ve Tebriz'in yaklaşık 3 kilometre batısındaki Şenbi Gazan, yani Gazaniye adlı bir külliye kuruyor. 1303-1310 yıllarında yapılan bu külliyede gözlemevi, türbe, cami, iki medrese, hastane, kütüphane, tekke, seyit ve şerifler için misafirhane, hamam ve birçok oda bulunuyor. Astronomi çalışmaları vakıf gelirleriyle karşılanıyor. Burada çalışmalar aynen Meraga'da olduğu gibi yürütülüyor. Şemseddin Elbab Kanavi bu gözlem evinde Zicel Muhakkak El Sultani adlı bir zic hazırlıyor ve Celali takvimi düzeltmek yerine Han adıyla yeni bir takvim çalışması başlatıyor ve 1266 yılını bu takvimde başlangıç yılı olarak kabul ediyor. Ay adları Türkçe olarak veriliyor. Bir güneş takvimi olan Han takvimi ay takvimiyle neredeyse aynıdır. Gazan Han'ın sarayında müneccim olarak bulunan Bab Kanavi 1316-1324 yılları arasında El Zice El Muhakkak El Sultani adıyla bir ziç hazırlıyor. Burada Tebriz gözlemevi, Tebriz'le alakalı bir minyatür bu. Evet, muvakkithanelerden biraz bahsedelim. Osmanlı astronomi kurumlarından birisi muvakkithanelerdir. Osmanlılardan önceki İslam devletlerinde de bu kurum bulunur. Ve ne zaman açılmıştır ilk defa belli değildir. İstanbul'da birçok külliye içinde, Anadolu'da birçok külliye içinde yine muvakkithaneler bulunur. Fatih Külliyesi içindeki muvakkithane Osmanlı'nın ilk muvakkithanesi olarak kabul edilir. Burada Şeyh Vefa, Takuyiddin, Darendeli Mehmet Efendi gibi isimler namaz vakitlerini ve bazı önemli günleri tespit ederler. Osmanlı'daki bir başka önemli kurum müneccimbaşılıktır. 15. yüzyıl ve 16. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında ortaya çıkar müneccimbaşılık. Bu müneccimbaşılar takvim, zayice, yıldız cetvelleri yapmaya çalışırlar ve asıl vazifeleri takvim hazırlamaktır. Önce Bulu Bezici'ne göre, sonra Kazini Zici'ne göre takvimler yaparlar. İmsaki hazırlamak, yangın, deprem, ay güneş tutulmaları gibi olayları takip edip yorumlamak gibi görevleri vardır. Osmanlı Devleti'nde müneccimlik makamına gelmiş 37 isim bulunur. Evet, İstanbul Rasathanesi'nden önce Beyazıt Rasathanesi diye 15. yüzyılda açılmış, 2. Beyazıt tarafından açılmış bir rasathane var.
Ama biraz hızlı geçelim. İstanbul Rasathanesi veya Fakhrettin Rasathanesi dediğimiz rasathane 16. yüzyılda kurulmuştur. 3. Murat döneminde İstanbul'da Tophane sırtlarında kurulur. Müneccim başı olan o dönemde Fakhrettin bu kurumun başına getirilir. Ve bu kurumda 16. yüzyılın en mükemmel aletleri inşa edilir. Burada Danimarka Kralı 2. Frederik'in himayesinde Tycho Brahe'nin Hiven'de yaptırdığı gözlem evindeki araçlarla Fakhrettin Rasathanesi'ndeki araçlar arasında bir paralellik kurulur. Fakhrettin yeni aletler imal eder ve klasik İslam rasathanelerindeki aletleri de yaptırır. Bu rasathaneye biri büyük, diğeri küçük iki binadan oluşan bu rasathaneye gözlem aletleri getirilir. Bir kütüphane kurulur ve 1577 yılında inşaat tamamlanır. İlk olarak Ulu Beyzici'nin düzeltilmesi çalışmaları başlanır. Diğer gök olayları gözlenir. Bu gözlem evi 1580 yılında Kazızade Ahmet Şemsettin Efendi tarafından verilen bir fetva ile yıkılır. Şeyhülislam burada yapılan gözlemlerin uğursuzluk getirdiğini ve devlete zarar verdiğini söyler. Burada bir gözlem aleti, Zatül Halak, burada Fakhrettin'in çalışmalarını gösteren bir minyatür söz konusu. Evet, Fakhrettin güneş parametreleri hesabında yeni bir metot kullanır. Sabit yıldızların boylamlarının tespitinde ilk defa Ay yerine Venüs gezegenini kullanır. Ve Haridatül Dürer ve Ceridatül Fikir adlı ondalık kesirleri trigonometriye ve astronomiye tatbik eden bir sistem kullanır. Delos problemine ait 3 çözüm yolu üzerinde durur ve 56 sinüs bir derece üzerinde çalışır. Dakika ve saniyeyi gösteren mekanik saatler üzerinde çalışır. Dakika taksimatından bahseder. Astronomi çalışmalarında mekanik otomatik saati kullanır. Fakhrettin Rasathanesi'nde Sidretil Münteha başlıklı eserine aletler bahsiyle Osmanlı tarihçisi ve şehnameci Seyit Lokman tarafından kaleme alınır ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilir. Burada 9 ayrı gözlem aleti anlatılır ve bununla ilgili açıklamalar ve minyatürler yer alır. Bu 9 aletten ikisi Fakhrettin tarafından icat edilir. Bu aletlerden biri Zatül Evtar adlı bir alettir. Bu aletin amacı iki ekinoks, yani ilkbahar ve sonbahar gün dönemlerinin gerçekleştiği 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerini dakik olarak belirlemektir. Evet, burada minyatür ustası Nakkaş Osman tarafından yapılmış bir rasathane çalışması. Burada yine Zatül Halak denen alet. Burada Fakhrettin İstanbul Gözlem Evi'nde çalışıyor öğrencileriyle birlikte. Bu gözlem evi Beyoğlu'ndadır. Burada kuyruklu yıldız söz konusu. Yine bir kuyruklu yıldız resmi.
Yine 1724 yılında Moğol hükümdar Bahadır Şah zamanında Yeni Delhi'de Jantar Mantar gözlemevi kuruluyor. Bu klasik İslam gözlemevlerinin sonuncusudur. İçinde çok büyük aletler yer alır. Mihrace Savay Jai Singh'in emriyle burada 7 yıl boyunca gözlemler yapılır ve bu gözlemler Zici Muhammed Şahi adlı eserde toplanır. Aynı gözlem evinden bir başka görünüş. Yine aynı gözlem evi. Evet. Rasathane-i Amire'den bahsedelim. Bu İstanbul'da devlet gözlem evidir. 1867 yılında İstanbul Beyoğlu'nda Pamukkapı'da bir handa kurulur. Buraya Fransız'dan demir yolu yapımı için gelen mühendis Kumberi'nin gayretiyle kurulur. 1873 yılında Viyana'da toplanan Uluslararası Meteoroloji ve Astronomi Kongresi'ne Osmanlı delegesi olarak katılan Kumberi, Avrupa'daki gözlem evleriyle bu gözlem evi arasında bir irtibat kurar ve her yıl hava tahmin özetleriyle Osmanlı topraklarındaki depremlere ve etkilerine ilişkin raporlar hazırlanır. Biraz geçmek, hızlı geçiyorum çünkü zamanı iyi kullanamadım diye düşünüyorum. 1923 yılında özür dilerim, bir karışıklık oldu. Hocam. Evet. 1910 yılında İcadiye Tepesi'nde Fransız Meteoroloji Birliği aracılığıyla getirilen birinci sınıf bir meteoroloji istasyonunda kullanılan aletlerle 1911 yılından itibaren devamlı olarak gözlemler yapılır. 1923 yılında Fatih Gökmen gözlem evinden ayrı bir meteoroloji teşkilatı gerekliliğinden bahseder. Belçika'daki Ukele Kraliyet Gözlemevi gibi bir astronomi ve jeofizik gözlemevi olması için gerekli binalar yapılır ve aletler satın alınır. Bu şekilde Kandilli Gözlemevi'nin temelleri atılmış olur. Fatih Gökmen 1935 yılında Almanya'dan 20 milimetrelik Zeiss marka teleskop getirtir. Ve topladığı matematik ve astronomi ile ilgili yazma ve basma eserleri bu kütüphanede toplar. Daha sonra bu rasathane Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanır. Evet, Rasathane-i Amire ve Kandilli Gözlem Evi'nden bir fotoğraf. Boğaz'ın biliyorsunuz Asya kıyısında kurulmuş bir rasathanedir bu. Bu Kandilli Rasathanesi'nde bulunan bir astronomi el yazması kitaptır. Kitabın kapağının estetik olarak düşünülmüş olduğunu görüyorsunuz. Evet. Ahlatlı Bel Gözlemevi. 1944 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde kurulur ve başına E.I. Kraken getirilir ve Ahlatlı Bel köy yakınlarında bir gözlemevi kurulur. Daha sonra 1964 yılında bu kurum bağımsız bir kurum çalışma yeri haline getirilir. Bundan önce bir Ege Gözlemevi'nden bahsetmemiz lazım. Ege Gözlemevi 1962-63 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulur. Kemal Paşa Dağları'nın eteğinde Kurudağ bölgesinde yer alır. 1965 yılında Değişen Yıldız gözlenir. Ege Üniversitesi Rasathanesi adıyla güzel bir kişilik halinde
çalışmalarını sürdürür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gözlemevi, yine Kayseri, 1999'da kurulan Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki gözlemevi. Ayrıca TÜBİTAK Gözlemevi, 97 yılında kurulan, pardon 1997 yılında kurulan bir gözlemevi. Bunun dışında birçok gözlemevleri var. Yine TÜBİTAK gözlemevinden bir görünüş. Doğu Anadolu gözlemevi. Bu Doğu Anadolu gözlemevi Erzurum'da Palandöken Dağı'nın zirvesinde kurulur ve Türkiye'nin en büyük ilk kız ötesi teleskopu bu gözlemevine yerleştirilmiş bulunur. Evet, değerli dinleyiciler, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha birkaç cümleyle bir sonuçla da bağlayabilirdim ama çok vaktinizi aldığımı düşünüyorum. Onun için sonuç cümlesinden şimdilik feragat ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam, değerli katkılarınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herhalde bir soru alamayız çünkü zamanımızı aştık. O yüzden ben normal programa devam edeyim. 10 dakika ara vereceğim. Ondan sonra da öğrenci sunumları yapacağız. Thanks to our speaker for this presentation. Now we will have a 10 minutes break, and then after 10 minutes we will have our student presentations in our program. Let's meet after 10 minutes. Thank you. Teşekkürler Berk Hocam. Güzel bir sunumdu. Sağ olun. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Thank you very much. Teşekkür ederim.